Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Bugün çorba yerine şöyle bir zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağım. İsterseniz sizler çorba yapabilirsiniz. Bunun yanına sebze çorbası da çok güzel gidiyor. Hemen ardından bir galeta unlu, sodalı, karışımlı bir sosla tavuk şiş yapacağım. Tavada kızartacağım. Bir de pirinç pilavı yapacağım. Tavuk şişin yanına çok yakışıyor. Hemen öncelikle tavuğu bir soslayayım. Dolapta birazcık beklemesi gerekiyor. Ondan sonra diğer yemeklerime geçeceğim. Sosu bir hazırlayayım. Hemen burada bir yemek kaşığı dolusu un var. Onu ilave ediyorum. Bir kahve fincanı süt. Yarım su bardağından biraz fazla sade soda. 1 adet yumurta, baharat olarak kekik, pul biber, karabiber, toz biber, bir de tuz, birer çay kaşığı koydum. Sizler de damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Öncelikle bunları iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yarım kilo tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde doğradım. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde. Çok aşırı büyük değil. Onları da ilave ediyorum. Yıkadım, iyice süzdürdüm. Sosu bolca olacak. Şimdi sosun içinde diğer yemeklerimi hazırlayana kadar beklesin. Şu klasik bardaklarla 2 su bardağı pirinci ıslattım. O kenarda beklesin. Ben ocağın başına geçip pırasa yemeğini hazırlıyorum. Tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakacağım. Pırasa yemeğini tamamen kendi yöntemimle yapıyorum. Herkes farklı yapabiliyor. Ortalama yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum. 1 adet büyüklerinden havucu berer şekilde doğradım. Onu ilave ediyorum. Yağı çok fazla ısıtmadım, dikkat ettiyseniz. Zeytinyağını çok böyle kavurmaya gelmez. Yanar çünkü. 1 tatlı kaşığı kadar da salça. Eğer mevsimine göre 2 adet orta boy domates de doğrayabilirsiniz. Birazcık şöyle salçayla havuçları kavuracağım. Salçayı çok ilave etmeyin. Sadece tatlı kaşığıyla birazcık koymanız yeterli. 1 adet sarımsağı ufak ufak doğrayacağım. İnşallah doğrayabilirsem. Çok fazla değil. 1-2 dakika sadece kavurdum. Yeterli. Çok zeytinyağınızı yakmayın. Ardından yarım kilo kadar pırasayı doğradım, uzun uzun yıkadım. Tuzunu ilave ediyorum. Yarım limon sıktım. Onu ilave edeceğim ama hepsini değil. Hemen şunu da belirteyim arkadaşlar. İsterseniz bu esnada yarım çay bardağı ya da 2 yemek kaşığı dolusu kadar pirinç ilave edebilirsiniz. Ben bugün pirinç pilavı yapacağım. Hem de birazcık salçalı yaptığım için tam anlamıyla böyle bir zeytinyağlı olmadı aslında. Salça ilave ettim çünkü. Biraz daha pırasa yemeğine yakın. Ama isterseniz dediğim gibi 2 yemek kaşığı kadar pirinç ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatayım. Bir 10 dakika kavrulsun. Ondan sonra birazcık su ilave edeceğim. Yeterince kavruldu. Sadece bir kere kapağını açıp karıştırdım. Şimdi yarım su bardağı su ilave ediyorum. Çok fazla su ilave etmeyeceğim. Çok sulu olmasın. Hafif böyle sulu olması yeterli. Tamamdır. Ara ara kontrol edeceğim. Havuçlar piştikten sonra pırasa çabuk pişecektir zaten. Kapağını kapatıp pırasayı arka tarafa alayım. Altında kısayım. O arada pirinç pilavını yapacağım. Pirinç pilavı için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Benim bu bardağım büyük olduğu için biraz az koydum. Sizler normal standart bir çay bardağıyla yarım çay bardağı katabilirsiniz. Yarım çay bardağı da arpa şehri ilave ediyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz sadece yapabilirsiniz pilavınızı. Şehriyelerin rengi değişene kadar kavuracağım. Gözünüz şehriyede olsun, çok çabuk kavrulacaktır.
şehriye yeterince kavruldu. Hemen içerisine yıkayıp süzdürdüğüm pirinci ilave ediyorum. Pirinci de bir süre kavuracağım. Yeterince kavruldu artık. Tuzunu ilave ediyorum. 2 su bardağı pirinç ıslatmıştım. 2,5 da su ayarladım. Kaynar su ilave ediyorum. Kapağını da kapatıyorum. En kısık ateşte iyice suyunu çekene kadar pişireceğim. Hemen pırasalara da bakayım. Birazcık da havuçların pişmesi gerekiyor. Biraz daha pişsin. 5 dakika sonra kapatacağım. Hemen o esnada tavukları hazırlayayım. Şimdi tavuklara geçebilirim. Ben hemen şunu göstermek istedim. Benim kullanacağım tava bu olduğu için ben şişlerin boyutunu tam tavama uygun olacak şekilde kestim. Ama sivri yerinden değil, öbür tarafından keseceksiniz. Ayarladım. Aralıklı olacak şekilde uzunlamasına saplıyorum. Şöyle. Çok sık sık yapmayın. Şu kadar indirseniz yeterli. Şurası boşta kalsın. Şu küçükleri de atayım. Tam ortadan tavuğu saplayabilirsiniz. Birazcık aralıklı olsun. Çok fazlasıyla sıkmayın. Bu sefer araları kızarmaz. Bir tane şişe 5 adet tavuk göğsü taktım. Şimdi diziyorum. Tüm tavuklar bitene kadar bu şekilde geçireceğim. Fırında sebzeli tavuk şiş tarifim de var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Öyle bir menü de hazırlamıştım. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Tamamını geçirdim. Toplamda 8 tane tavuk şiş oldu. Ben bu menüyü 4 kişilik olarak hazırlıyorum. Yeterli. Herkese 2'şer tane. Bu kalan sosu da dökmek zorundayım. Çünkü bol sosun içinde beklemesi gerekiyordu. Sizin eğer ki vaktiniz varsa en az dolabınızda 1-2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Sosu daha iyi çekecektir. Hemen şimdi galeta ununu bulayacağım. 1 su bardağı galeta ununu tabağa boşaltıyorum. Şöyle alıyorum. Galeta ununu bolca buluyorum. Hafif elinizle de araları sıkıştırın. Tabağa diziyorum. Tavukları kızartmak için tavamı ocağa alıyorum. Pilav ve pırasa pişti artık. Onların altını kapattım. Onlar kenarda dinlensin. Yarım çay bardağı sıvı yağını tavamın içine alıyorum. Ocağın altında yakayım. Isındıktan sonra tavukları koyuyorum. Sığdığı kadarını koydum. İki tarafını da çevirerek pişireceğim. Karanları çeviriyorum. İki tarafını da bu şekilde kızartacağım. Kızaranları alıyorum. Her iki tarafı da gayet güzel kızarmış. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin. Orta ateşte yavaş yavaş kızartıyoruz. Bu
Yemeklerimin hepsini hazırladım. Ben yanına birazcık da ayran yaptım. Sizler de ister yeşillik salatası ya da benim gibi ayran yapabilirsiniz. Yemeklerimi çok soğutmadan hemen tabaktaki son haline geçebilirim. Öncelikle pırasayla başlamak istiyorum. İster ortaya koyabilirsiniz. İsterseniz de böyle herkese tabağına servis edebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Pilavımı şöyle bir karıştırayım. Yemeğinizi, bu yemeği isterseniz ve şu şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle çatalla ayırarak. İsterseniz de direkt böyle ısırarak da yiyebilirsiniz. Pilavım da gayet tane tane olmuş. Sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.